kurdeşen denilen halk arasında bir alerji çeşidi var. Bu tam olarak nedir ve bunun oluşumuna neler sebep oluyor acaba? Halk arasında kurdeşen diye bilinen hastalığın tıbbi adı ürtiker. Bu deride kızarıklıklarla görülen bir alerjik olay. Ürtiker yani kurdeşen birdenbire ortaya çıkabiliyor. Yani birden vücudunuzda kızarıklıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu kızarıklıklar çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor vücudun belli bir bölgesine ya da değişik bölgelerinde. Ve işin ilginci çok kısa bir süre içerisinde de bazen hani 5-10 dakika bazen 1 saat 2 saat içerisinde tamamen ortadan kaybolabiliyor. Kızarıklıklar ortaya çıktığında genelde aşırı kaşıntıyla beraber oluyor. Bunun dışında da aslında vücutta herhangi bir etkiye yol açmıyor. Peki neden oluyor bu döküntüler? Kurdeşende yani ürtikerde neden olduğunu bulmak bazen çok zor olabiliyor. Hani zaten bir alerjiniz varsa yediğiniz bir şeye karşı ya da bazen bu kullandığınız sabun, şampuan, kimyasal bir madde de olabilir. Bunu zaten aslında biliyorsunuzdur ya da fark edersiniz. Hani bir şeyi yedikten sonra vücudunuzdaki o kızarıklıklar, döküntüler birden ortaya çıkmaya başlar. Kaşıntıyla beraber kısa bir süre sonra da kaybolur. O zaman neye alerjiniz olduğunu zaten bilirsiniz. Yani herhangi bir şeye alerjiniz varsa bunun zaten bağlantısını vücudunuzda gördüğünüz için bilirsiniz. Ama çoğu zaman da alerjik testler de yapılsa ürtikerin, kurdeşenin nedeni bulunamayabilir. Özellikle stresle de bağlantılı bir durum aslında bu. Stresli olduğumuz dönemlerde vücudumuz bazen aşırı tepkiler verebiliyor. Daha önce alerjimiz olmayan şeylere de aşırı şekilde tepki verebiliyor. Stresle de bağlantılı, yediğimiz içtiğimiz şeylerle de bağlantılı olabilir. Bazen soğuk havayla bağlantılı olabilir. Bazen aşırı sıcak ortamda bulunmak da kurdeşeni tetikleyebilir. Tam olarak neye bağlı olduğunu bulmak çok mümkün değil. Ama iyi olan şey genelde kısa bir süre sonra dediğim bu birkaç hafta da olabilir, birkaç ay da olabilir, bazen daha uzun da olabilir ama genelde kendiliğinden de ortadan kaybolur. Peki biz kurdeşen olduğumuzu yani ürtiker olduğumuzu nasıl anlarız? Diğer alerjilerden onu ayırt edecek özellikleri, bulguları nelerdir? Kurdeşende vücutta kızarıklıkla birden hızla gelişen kızarıklık, kaşıntı ve kabarmayla kendini belli eder. Aslında deride kabartılar şeklinde kızarıklıklar ve kaşıntı varsa hızlı bir şekilde oluşup kısa bir süre sonra da kayboluyorsa bunun ürtiker olduğunu, kurdeşen olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Alarm bulguları genel alerjinin alarm bulgularıyla aynı şeylerdir. Dilde, dudakta, ağız içerisinde şişme, boğazda kapanma hissi, nefes almada güçlük, baş dönmesi, çarpıntı olması ve gözlerde şişlik olması genel olarak alerjiyle ilgili alarm bulguları hepsinde aynı aslında. Peki kendimizi çok kötü hissediyorsak bu kaşıntılar çok fazlaysa hemen doktora gitmemiz gerekiyor mu sizce? Eğer ürtiker olduğundan, kurdeşen olduğundan hemen hemen eminsek bu klasik bulguları varsa az önce bahsettiğim aslında alerji ilaçları alarak bunu kontrol altına alabiliriz. Eğer alerji ilaçlarıyla kontrol altına alamıyorsak ya da giderek yayılan bir durum varsa ya da hani bir süre oldu ama geçmiyor, ısrarla geçmiyor ya da kötüye gidiyorsa eğer o zaman bir doktordan yardım almak gerekebilir tabii ki. Bu bahsettiğiniz tedavinin içerisinde nelerden bahsediyorsunuz aslında? Sadece alerji ilaçları mı, deriye sürülen kremler ya da önerebileceğiniz başka neler var tedavisi için? Bütün alerjilerde aslında alerji ilaçları kullanılabilir. Bunlar eczanelerde de satılan ilaçlar. Antihistaminik diye bilinen ya da antialerjik diye bilinen ilaçlar. Bunlar genelde günde bir ya da bazen yetmezse günde iki kez alınan ilaçlar oluyor. Ve çoğunlukla da bu kurdeşen gibi hafif alerjik reaksiyonları kontrol altına alabilen ilaçlar oluyor. Deriye sürülen antialerjik kremler de var. Ama zaten kurdeşen özellikle kısa sürede kaybolan bir şey olduğu için çok aşırı kızarık olan, çok aşırı kaşınan yerlere sürülebilir, bir faydası olabilir. Ama aslında genel olarak tamamen kökten tedavi etmiyor. Bunun için sadece zaman gerekiyor. Zamanla genelde ortadan kaybolur ürtiker ya da kurdeşen.
Peki artı destek olabileceğini düşündüğünüz, şunu yemeyin, şunu içmeyin, şöyle şeyler giymeyin dediğimiz şeyler var mı? Genel olarak dediğim gibi alerjiniz varsa bir şeye onu zaten fark edersiniz. Yediğiniz içtiğiniz bir şeyse, her yediğinizde oluyorsa ona alerjiniz olduğunu bilirsiniz. O bildiğiniz şeylerden de tabii ki uzak durmak en önemlisi. Bazen işte çok sıcak ortam genelde tetikleyebilir. O zaman ortamı biraz serinletmek gerekebilir. Bazen aşırı soğuğa çıkmak ya da birden soğuğa çıkmak tetikli olabilir. O zaman soğuktan korunmak gerekebilir. Yani kısacası neyin tetiklediğini fark ediyorsanız bu reaksiyonu, kurdeşeni, ürtikeri, ondan uzak durmaya çalışmak gerekir. Sentetik kıyafetler, dar kıyafetler, hani deriyi daha çok kaşındıracak şeyleri yerine sıhhi şeyler giymek. Yani. Ne yani? Tabii canım, benim oldu hocam ya. Bunları hep ekle, bunları kesme hocam. Böyle bol tülbentimsi, pambuklu şeyler giymek, dar olmayan gayet işe yarıyor. Rahat şey işte.